terki dünya, ahir zamanda vakıf olmak, nefsin istek ve arzularına baş kaldırıp ben Allah'tan korkarım demenin fiile geçirilmiş halidir. Bu zaman ahir zaman, nefise söz geçirmek hayli zordur. Her koyun kendi bacağından asılır sözüne karşılık, hayır azizim, Müslüman Müslümandan mesuldur deyip iman hizmetini her tarafa yaymaktır vakıf olmak. Ve Risale-i Nur, elmas bir kılınçtır, sonsuz bir kurtuluşa ve hidayete alıp götürür bizi. Ve medresede kalan vakıflar ve hayatlarını vakfedenler İslamiyet yoluna, cömertlikte ve yiğitlikte yok benzerleri. İlk zamanlar zor oldu. Ancak Allah yolunda gitmek gerekliydi ve hizmete gittiler. Zerre tereddüt etmeden bırakıp yurtlarını, tüten ocaklarını, anne ve babalarını. Evet, bunlar inşallah ahirette başları dimdik gezenler olacaktır. Çünkü ahir zamanda vakıf olmak, çöl güneşinin ortasında demirden gömlek giymekti ve giydiler. Risale-i Nur'a çok sadakat beslediler. Kendilerini iman yoluna vakfederek, zaman İslamiyet fedaisi olmak zamanıdır deyip hizmete koştular. İman hizmeti yaymaya, insanların hidayete ermesine vesile olmak için gayret ettiler. Çünkü biliyorlardı, bir kişinin seninle imana gelmesinin bir sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlı olduğunu ve gönle girdiler. Dünya bütün güzelliğiyle kollarını açıp onları çağırırken bizim mükafatımızı vermek ancak Allah'a aittir diyerek sabr-ı cemil ile beklediler. Ve bir ayet, müminlerden öyle erler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oldu, diğerleri ise şehit olmayı bekliyor.